Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere yepyeni bir ders çalışma videosu çekiyorum. Bugün çok enerjik açtım bence videoyu. Ve bugün ilk defa videoyu kahvesiz açıyorum. Şu an içeride su demleniyor. Kahve yapacağım tabii ki de. Ama bugün o kadar enerjim yoktu ki yani. Bilmiyorum, hiçbir şey yapasım yoktu. Sonra dedim ki video çekeyim. Hem video çekeriz, sizle ders çalışırsınız. Ben de video çektiğim için ders çalışıyorum her türlü. O yüzden böyle ikisini birleştirip tekrardan yine bir ders çalışma günlüğü videosu çekiyorum. Enerjik olmamın sebebi ise ya bilmiyorum, böyle modum çok çabuk düşebiliyor artık. Diyorum ki sınava kaldı 30'larda günler. İşte ne yapacağım ben diyorum, artık ne olursa olsun yapmayacağım bir şey diyorum. Gidiyorum yatağıma falan, yatıyorum böyle. Biraz modum düşüyor. Sonra diyorum ki Tuba diyorum, bir ay kalmış, bir ay. Sık dişini ve hani istediğin olacak falan diye kendimi motive etmeye çalışıyorum. Siz de bu şekilde kendinizi motive edebilirsiniz. Bilmiyorum, pozitif olmaya çalışıyorum artık. Çünkü sıkıldım. Herkes artık sıkıldı bence. Ya ben kendimden örnek vereyim. Haziran'dan beri, 2019 Haziran'dan beri yaz kampındaydım. Yani şu an yaz kampına değilim de. 2019 Haziran'da yaz kampına girdim. Ve yaz kampım yaklaşık 1,5 ay sürdü. Sonra Ağustos'ta bir Kurban Bayramı tatilim oldu. Sonrasında Kurban Bayramı biter bitmez tekrardan kursum başladı. Yani hep bir kurs, hep bir dönemeçteydim. Bir haftalık ara tatillerimiz oldu, yine kursa gittim. İşte kamplara gittim. Yani hep bir ders. Hiç kendime doğru düzgün vakit ayıramadım. Ama hani şöyle düşünüyorum, eğer iyi bir sonuç alırsam, yani inşallah mezuna kalmam. İnşallah hiç kimse mezuna kalmaz. Çünkü bu yıl gerçekten çok zorlandık. Hani her şey 2002'lerin başına mı gelir ya derler ya, gerçekten öyle oldu. İnşallah hani hepimiz gönlümüzde olan şeyleri yaparız. Hepimizin istediği şeyler olur. Şu an tek temennim bu, tek istediğim şey bu. Ben kahvemi alıp geliyorum. Böyle bir uzun bir giriş oldu. Ders çalışmaya geçelim. Kahvemi aldım, geldim. Artık bu klasikleşti değil mi böyle? Kahvemi aldım, geldim diyorum. Kimyada türü var yani. Evet, espriler çok iyi. Bugün yine hedefler olarak bu şekilde bir şey belirledim. Dün de böyleydi programım. Evet, böyle kalın kalemle yazdığımdan dolayı birazcık gözünüz korkmuş olabilir ama çok az şey var. Diziler, trigonometri, edebiyat, geometri ve P vitamini. Edebiyat içinde limit ve paraf yayınlarından yine gösteririm. Yapmadığım yerleri çözeceğim. Biraz eksiklerim var o iki kitapta. Onları tamamlayacağım. Ve belki uykum gelmezse coğrafya çalışırım. Bilmiyorum. Bakacağım hani duruma göre. Belki ekleme çıkarma yaparım. Bir de bana çok şey soruyorsunuz. İşte diyorsunuz ki bazenleri telaffuzların çok değişik olabiliyor. Sonra ne okumak istiyorsun falan diye. Ben heyecanlandığımdan dolayı telaffuzlarım değişik olabiliyor gerçekten. Böyle birazcık heyecanlanabiliyorum sonra. Kendimi ifade etmeyi bence becerebiliyorum ama heyecanlandığım için kelimeleri yutabiliyorum. Hukuk istiyorum orada. Hukuk gerçekten en çok istediğim şey. Ama hani böyle olmazsa olmazım da değil. Hani hukuk olmazsa ekonomi olur, ekonomi olmazsa PDR olur, PDR olmazsa psikoloji. Hani böyle TM alanında yapılabilecek tüm meslekleri kendime yatkın buluyorum. Hani kendimi onlara doğru hani iyi düşünüyorum. Yani yapabilirim diyorum. Mesela ben psikoloji de okuyabilirim, PDR de okuyabilirim. Biz bir kere okul bizi Bahçeşehir Üniversitesi'ne götürdü. Yine konuşamadım. Bahçeşehir Üniversitesi'ne götürdü. Orada bizi gezdiren öğrenci de PDR öğrencisiydi. Onunla bayağı sohbet ettim. Hatta onun bir vlog çekmiştim orada. Bilmiyorum, belki utanmazsam oraya koyarım. Büyük de utanırım ama. Onunla böyle bayağı sohbet etmiştim ve PDR'nin yani birazcık daha kafama yatmıştı böyle. Ya kafam çok karışık meslek konusunda. Tabii ki de öncelikle hukuk, olmazsa diğer şeyler. Yani yapacak bir şey yok. İnşallah olur ama. Bu arada mezuna kalmayı kesinlikle kötü bulmuyorum. Ama yani bilmiyorum, ben bir yıl daha acaba çalışabilir miyim? Kendimde o enerjiyi görebilir miyim? Bunu da sınavdan sonra kendimi sorgulayacağım inşallah. Hani kimse sorgulamaz bunu kendine. İnşallah herkes istediği yerlere girer. Evet, şimdi ders çalışmaya geçelim. İlk önce P vitamininden başlayacağım ben. Nerede? Şu an bulamadım. Evet, P vitamini demişken de ben bu paragraf problem kitabını sipariş ettim ve bana 2 gün içerisinde geldi. Bu arada neden bana 2 gün içerisinde geldiğini kesinlikle bilmiyorum. Arkadaşım da sipariş verdi. Onun siparişi halen gitmedi, bir hafta oldu. Neden böyle bir sorunla karşılaştı onu da anlamadık. Ama benim hep yani Tonguç'tan yaptığım alışverişler, yani doğru kaynaktan yaptığım alışverişler hep 2-3 gün içerisinde geliyor. Yani böyle diyorum, nazar değmesin.
Şimdi böyle bazenleri geç geldiği oluyormuş arkadaşlarıma. Neden bilmiyorum. Size de geç geliyor mu merak ettim. Yazarsanız sevinirim. Evet, bu şekilde böyle deneme deneme gerçekten çok beğendim. Bundan çözeceğim. Onun dışında bugün acilden birazcık problem çözdük. Hocayla dersim vardı ve acil TYT matematik kullandık. Problemlerini çözdük buradan. Yani çok güzel. Bunun problemlerini dönerim. Bunun da problemleri kaliteli bu arada. Şöyle bir yeni nesil ve rehber matematik çözüyor. Rehber matematiği birçoğunuz biliyorsunuzdur. Türkçe çözümleri izlemedim. Bilmiyorum, çok yanlış hiç yapmadım şu zamana kadar çözdüğümde. 3-4 deneme çözdüm zaten daha. Şimdi devamlı çözdüm. Saçım başım yine dağınık. Klasik oldu artık. Ben karmaşık sayılar diziler fasikülünden dizileri çözdüm. Buradan. Güzel bir fasikül. Yani hatırlamanıza yardımcı oluyor. Eğer temeliniz yoksa da çözülebilecek bir kaynak tabii ki de. Beğendim. Daha sonra orijinale geçtim. Hatta bakın burada kalem mukavmiş. Orijinal de bir o kadar güzel. Orijinalin denemelerini de söyledik. Bakalım gelecek onlar da. Ama sınava az kaldı. Orijinalin AYT matematiğini almalı mıyım diye sorarsanız az kaldığı için almayın. Ama deneme üstünden gidin. Ama eksiğiniz varsa yani böyle soru görmediyseniz de alın, tavsiye ederim. Bunun dışında belki birazdan dizileri bilgisayardan çözerim. Bilmiyorum. Burada yine çözmeye devam edeceğim. Ama şu an bir edebiyata geçmek istiyorum. Paraf yayınlarından ve limit yayınlarından çözmediğim soruları çözeceğim. Yani işlediğimiz konuları ama benim çözmediğim soruları. Evet, bu şekilde ben onları bir çözüp geleyim. Evet, hepinize tekrardan merhaba. Ben programı bitirdim. Onun dışında ama birazcık geometriden az soru çözdüğüm için birazcık geometriden soru çözeceğim. Sonra bir Türkçe dilmesi belki yaparım. Belki edebiyat, işte romaniyet adına yaparım. Birkaç tane deneme çözmek istiyorum. Çünkü uykum şu an yok. Saat 6.30. Işık vurmuyor biraz. Çünkü odamın camının perdesi biraz kapalı. Ama sabah oldu. Öyle. Bakacağım duruma göre. Yine size güncellendiririm, bilgilendiririm. Evet. Arkadaşlar ben bir saattir, yani abartmıyorum gerçekten, yani bir yarım saattir falan odamda cevap anahtarı arıyorum. Ya ben kitapların arkasındaki, eğer kitap kalınsa ve hani o kitabı çok kullanıyorsam cevap anahtarını koparıyorum ki hani daha rahat kontrol edeyim, daha rahat bakayım falan diye. Ki edebiyatta da hani biliyorsunuzdur. Ya bir eseri bilmeyince soruyu yapamıyorsunuz. Hani gideceksin, telefonu alacaksın, işte ne bileyim bir eseri yazacaksın ya da ne bileyim kitaptan bakacaksın derken. Ben bazen her cevap anahtarından da bakabiliyorum. Çünkü telefonu elime aldığımda hani dikkatim geri derse vermem biraz zor olabiliyor. Bundan dolayı cevap anahtarlarını böyle koparıyorum ki Paraf'ın da maşallah eşek ölüsü gibi bir kitabı var. Ki zaten Paraf'ın tüm kitapları öyle. Yani çok detaylı, içerisinde kazanım testleri var, işte ileri düzey testleri var. Yani bayağı zor bir kitap. Eğer yani bölümünüz TM ise bence Paraf bayağı iyi bir kitap, çözebilirsiniz. Onun dışında Palme'nin de böyle cevap anahtarını şöyle içine koymuşum, bunu da koparmıştım. Bunları çözüyorum bu arada. Bundan çok fazla eksiğim yok, bunu da bugün halledeceğim. Onun dışında şu an kontrol etmedim limiti ama Tanzimat, tüm romanı bitirdim. Çok iyi değil mi? Cumhuriyet birazcık kaldı. O kalacak. Burada roman özetleri diye bir şey var. Şu an gördüm. Bunu ben iki defa görüyorum. Güzel. Hatta bayağı iyi ve bayağı test var. Çok güzel. Bit yayınları zaten çok güzel. Bilmiyorum ya. Ben yine şöyle söyleyeyim size. Dönemin başındayken kendime diyordum. İşte çok fazla kitap almayacağım.
Benim kuzenim geçen yıl 2019'da İstanbul Üniversitesi hukuk kazandı ve onun bir sürü kitabı vardı. Bana verdi hepsini. İşte ben diyordum hani artık kitap almam, bunlarla dönemi kapatırım. Ne dönem kapatması? Sadece yani bir rafım onun kitaplarıyla doluydu. Dedim hani bir raf yeter yani, dershanede aldırıyor falan. Konuşamadım yine, fark etmedim az önce. İşte ama öyle olmadı. Bir sürü kitabım var. İşte öğretmenlerim veriyor, Tuba bunu da çöz. İşte diyor ki şu kitabı al, şunu da çöz falan. Ya bir sürü kitap aldım. İnşallah emeklerimizin karşılığını da alırız. Ha, cidden artık kitap almaktan sıkıldım. Neyse. Şey bu arada artık kitap değil de deneme alıyorum. Daha çok deneme çözmek daha eğlenceli bence. Test kitabı bitirmektense. Ve denemelerim için şuraya bir bölüm yaptım. Onu da artık bir sonraki videomda falan gösteririm. Bilmiyorum, ya da birazdan belki gösteririm. Bir kutunun içerisinde tüm denemelerimi dizdim böyle sırayla. Artık diyorum ki ya bugün şunu çözmeliyim diyorum ve alıyorum, çözüyorum. Mesela Türkçe denemesi çözecektim, çözmedim. Onu çözmem gerekiyor. Yani saat 8:30-8 falan. 8-8:30 arası, yalan olmasın. Bayağı şey yaptım ya bugün. Ya uykum yok benim. Ya uyku düzenim artık gitti yani bu Ramazan ayında. Ramazan bittikten sonra kendimi artık erken yatıp erken kalkmaya alıştıracağım. Çünkü hani arkadaşlar saat olmuş 8, ben halen uyumadım. Bu yüzden şimdi bu testleri kontrol edelim. Değişik yerden giriyorum. Bu yüzden bunu yapalım, şu yüzden şunu yapalım diye. Bu yüzden şimdi bu testleri kontrol edelim beraber. Ondan sonra da birkaç tane deneme çözelim. Bir sosyal denemesi olur, edebiyat denemesi olur. Bence güzel olur. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Eğer buraya kadar izlediyseniz ve birazcık da dikkat ettiyseniz, artık uçlu kalem değil kurşun kalem kullanıyorum. Çünkü hani sınav az kaldı, elimi alıştırmak istiyorum. Benim kullandığım kalem bu şekildeydi hep. Hani böyle burası falan silikon, çok rahat ettiğim kalemlerdi. Hani bunları da bayağıdır kullanmıyordum. En son hatırlıyorum 8. sınıfın sonlarında böyle sınav kalemi kullanmaya başlamıştım. Ama 8. sınıfta biz istediğimiz kalemi de kullanabiliyorduk sınavda. Ben yine bunu kullanmıştım bu arada. Ama hani arada bir olurdu, uç biter, zaman kaybederim falan diye düşündüm. Ben dolayı uçluğu değil de kurşun kalemde kullandığım olmuştu. Bunları da alıştırmak için evde buldum. Yani çok eskiden kalma kalemler. Ama yeni kurşun kalem almak istiyorum kendime bu sınav kalemlerinden. Merak ediyorum onları. En son dediğim gibi 8. sınıfta kullanmıştım. Bunlar da bu arada güzel. Faber-Castell kullanıyorum hep. Yani bir marka takıntım yok ama güzel oluyorlar. Elimi alıştırmak istiyorum dediğim gibi. Bazı arkadaşlarım işte biz son iki hafta kullanırız. İşte son bir hafta öyle çözeceğim falan dediler. Bu kendinize bağlı. Ben ne bileyim. Zaten çok bir farkı da olduğunu düşünmüyorum. Sadece birazcık daha ince olduğundan dolayı soluk yazabiliyorlar. Bir şeyler olabiliyor. Onun dışında hiçbir farkı yok. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve halen kanalıma abone olmadıysanız abone olursanız çok sevinirim. Başka videolarda görüşmek üzere. Sizi çok seviyorum.